çok güzel bir Discord topluluğumuz var. Tek yapmanız gereken yorumlardaki linke tıklamak. Sizi de aramızda görmek isteriz. Kuzey yıldızınızdaki kişisel gelişim yolculuğunuzu hatırlayın. Tüm hayatınızı, her bir başarısızlığın, her zorluğun aslında sizi daha büyük bir şeye hazırladığına inanarak geçirdiğinizi hayal edin. Bunun sosyal medya akışınızda kaydırarak, geçtiğiniz başka bir ilham verici alıntı gibi görünebileceğini biliyorum. Ama ya size bunun sadece iyi hissettiren bir mantra değil, aynı zamanda ayakta kalan eski bir felsefeye derinden kök salmış bir ilke olduğunu söylesem? Evet, bize sadece hayatın savaşlarına nasıl katlanacağımızı öğretmekle kalmayıp aslında onları kucaklayan, mücadelelerimizi güçlü yanlarımıza dönüştüren bir felsefe olan stoacılıktan bahsediyorum. Bugün stoacılığın kalbinin derinliklerine dalıyoruz ve bu ebedi bilgeliğin nasıl sadece en karanlık zamanlarımızda bir ışık feneri değil, aynı zamanda amaç ve dayanıklılıkla yaşamak için günlük bir rehber olabileceğini ortaya çıkarıyoruz. İster kişisel zorluklarla, ister profesyonel zorluklarla, ister yaşamın günlük kaosuyla karşı karşıya olun, stoacı öğretiler sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda gelişmek için de bir yol haritası sunar ve bize tatmin edici bir yaşam sürmenin gücünün koşullarımızı değiştirmekte değil, kendimizde yattığını gösterir. Onlara tepkimizi değiştiriyoruz. Yani eğer sürekli akıntıya karşı savaştığınızı hissettiyseniz, fırtınanın ortasında huzuru nasıl bulacağınızı merak ettiyseniz ya da sadece kadim bilgeliğin modern yaşamlarımızı nasıl aydınlatabileceğini merak ettiyseniz, o zaman siz de doğru yerdesiniz. Zorluklarımızı en büyük zaferlerimize dönüştürmek, niyet, dürüstlük ve yılmaz ruhla yaşamayı öğrenmek için stoacılığın ilkelerinden nasıl yararlanacağımızı keşfederken bana katılın. Yolumuzdaki engelleri en büyük evrimimizin basamak taşlarına nasıl dönüştüreceğimizi keşfederek bu yolculuğa birlikte çıkalım. Birlikte bu dönüştürücü yolculuğa çıkarken sizi abone ol butonuna basmaya ve video boyunca bizimle birlikte kalmaya davet ediyorum. Her an size ilham vermek ve güçlendirmek için tasarlandı. Hayatınızı değiştirecek bu keşfin tek bir bölümünü bile kaçırmak istemeyeceksiniz. Hiç kendinizi yapabileceğinizden daha azına razı olurken yakaladınız mı? Bu, kendimiz için belirlediğimiz sınırları gerçekten sorgulamadan günler, haftalar ve hatta yıllar boyunca gidip geldiğimiz hayatımızın çoğunda ortak bir temadır. Ama işte burada güçlü bir soru var. Neden olmasın, ilgi odağı haline geliyor. Bu basit bir sorgu olmasına rağmen, bizi geride tutan kayıtsızlık ve korku katmanlarını ortaya çıkarma gücüne sahiptir. Şimdi buna bir doz stoacılık aşılayalım. Stoacılar arkalarına yaslanıp, hayatın başlarına gelmesine izin vermekle ilgili değildi. Proaktiftiler, hayatlarını, kararlarını ve eylemlerini sürekli olarak erdem ve kişisel gelişim merceğinden inceliyorlardı. Bir stoacı, bir zorlukla ya da bir kararla karşı karşıya kaldığında kendine şu soruyu sorar. Neden büyümeye giden yolu seçmiyorsunuz? Bu pervasızca risk almakla ilgili değil, temel değerlerinizle ve yüksek benliğinizle uyumlu bilinçli, kasıtlı seçimlerle ilgilidir. Dolayısıyla kendinizi bir yol ayrımında bulduğunuzda, bilinmeyene adım atma veya çabalarınızı artırma konusunda tereddüt veya belirsizlik hissettiğinizde, durun ve kendinize şunu sorun, neden olmasın? Neden bu terfi için çabalamıyor, o projeyi başlatmıyor veya hayallerinize doğru o inanç sıçramasını yapmıyorsunuz? Kaderlerimiz işte bu karar anlarında şekillenir. Ama işin ilginç kısmı şu, neden olmasın? Mesele sadece dış zorluklarla yüzleşmekle ilgili değil. Aynı zamanda bizi sınırlayan içsel anlatılarla da yüzleşmekle ilgilidir. Kendinden şüphe duymaya, başarısızlık korkusuna ve statükonun rahatlığına meydan okumakla ilgilidir. Bu, sizi sıradanlığın üzerine çıkmaya ve içinizde bulunan büyüklük potansiyelini kucaklamaya teşvik eden bir eylem çağrısıdır. Marcus Aurelius'tan Seneca'ya kadar okuduğunuz her stoacı kahramanın zorlukları büyüme fırsatları olarak benimsediğini unutmayın.
Rahat bir hayata razı olmadılar. Erdemin, dayanıklılığın ve kişisel mükemmelliğin yolunu aradılar. Kendinize şu soruyu sorduğunuzda yaptığınız da tam olarak budur. Neden olmasın? Yaşamla bütünüyle ilgilenmeye, büyümeye, öğrenmeye, daha güçlü ve daha bilge bir şekilde ortaya çıkmaya hazır olarak arenaya adım atıyorsunuz. Dolayısıyla bir dahaki sefere kendinizi tereddüt ederken yakaladığınızda, anlatıyı yeniden tanımlama gücüne sahip olduğunuzu unutmayın. Algıladığınız sınırlarınızın ötesine geçme gücünüz var. Stoacı zihniyeti benimseyin ve kendinize şunu sorun: neden olmasın? Merakınızın, cesaretinizin ve bağlılığınızın sizi ne kadar ileri götürebileceğini görün. Stoacılık alanında bu amansız iyileştirme arayışı, Prokopton kavramıyla, yani tutarlı ilerleme kaydetme veya devam eden bir çalışma olma fikriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Stoacılar, kontrol edebilecekleri şeylere, yani erdemlerine, eylemlerine ve dış olaylara tepkilerine odaklanmanın gerektiğine inanıyorlardı. Mükemmelliğin peşinde değillerdi, ilerlemenin peşindeydiler. Sizi kovalamaya çağırdığım şey de bu, tutarlı, amansız ilerleme. Bir düşünün, ister işteki becerilerinizi geliştirmek, ister ilişkilerinizi derinleştirmek veya iç huzuru geliştirmek olsun, anlamlı olan her şeyin merkezinde gelişme vardır. Doyurucu bir yaşamın özü büyümedir. Gelişme konusunda takıntılı olduğunuzda, doğası gereği stoacı kişisel ustalık erdemiyle aynı hizada olursunuz. Siz kendinizin en iyi hali olma yolculuğuna övgü ya da dış onay için değil, ilkelerinize göre yaşamanın en özgün ifadesi olduğu için adadınız. Ancak olay şu: gelişmeye takıntılı olmak, kendinize karşı sert veya affetmez olmakla ilgili değildir. Bu, gelişiminize şefkatli ve kalıcı bir bağlılığı benimsemekle ilgilidir. Bu, devriminizin bir sonraki aşamasına aç kalarak küçük zaferleri kutlamakla ilgilidir. Ve evet, yol boyunca aksilikler ve başarısızlıklar olacak. Ancak gerçek stoacı tarzda, bunları yenilgiler olarak değil, paha biçilmez dersler ve gelişmeye giden yolda basamak taşları olarak göreceksiniz. Peki bu gelişme takıntısını nasıl geliştiriyorsunuz? Temel değerlerinizle örtüşen net, kasıtlı hedefler belirleyerek başlayın. Eylemleriniz ve kararlarınız üzerinde her gün düşünün ve bunların büyüme arzularınızla nasıl örtüştüğünü kendinize sorun. Sınırlarınızı genişletmek ve öğrenmek için zorlukları fırsatlar olarak kabul edin. Ve en önemlisi, meraklı ve açık fikirli olun. Yaklaşımınızı uyarlamaya ve iyileştirmeye her zaman istekli olun. Kendini geliştirme yolculuğu sonsuzdur. Her zaman keşfedilecek başka bir katman, ustalaşılacak başka bir beceri, somutlaştırılacak başka bir erdem vardır. Ve bu bitmeyen arayışta en büyük neşemizi ve tatminimizi buluruz. Sadece amaca yönelik bir araç olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak gelişmeye yönelik bu takıntıyı benimseyelim. Bu yolda birlikte yolculuk ederken yeni zirvelere ulaşmak, kaderimizin mimarları olmak ve her günü amaç, tutku ve büyüme için bastırılamaz bir susuzlukla yaşamak için birbirimize destek olalım ve ilham verelim. Stoacılar dayanıklılıkları, kararlılıkları ve değerlerine olan boyun eğmez bağlılıklarıyla tanınırlar. Bir şeye kendilerini adadıklarında bunu övgü ya da tanınma uğruna değil, bu tam bağlılığın erdemli, anlamlı bir hayat yaşamanın özü olduğunu anladıkları için her şeylerini verirler. Görevleri veya tutkularıyla gönülsüzce meşgul olmazlar. Bunun yerine eylemlerimizin değerinin sonuçlarında değil, kararlılığımızın derinliğinde yattığı ilkesini somutlaştırarak tüm varlıklarını çabalarına adarlar. Sahip olduğunuz her şeyi vermek, enerjinizi, odak noktanızı ve çabalarınızı ne olursa olsun uğraşlarınıza kanalize etmekle ilgilidir. Bu, her gün uyanmak ve otomatik pilotta hayatta ilerlemeyeceğiniz, bunun yerine düşünceleriniz, seçimleriniz ve eylemlerinizle kaderinizi aktif olarak şekillendireceğinize karar vermenizle ilgilidir. Bu sadece büyük hayaller kurmak değil, aynı zamanda büyük hareket etmek, yol zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olsa bile
sizi ileriye taşıyacak cesur ve kararlı adımları atmak ile ilgilidir. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Sahip olduğunuz her şeyi vermek sadece ne yaptığınızla değil, aynı zamanda onu nasıl yaptığınızla da ilgilidir. Görevlerinize, ilişkilerinize ve kişisel gelişiminize samimiyetle, tutkuyla ve dürüstlükle yaklaşmakla ilgilidir. İster bir proje üzerinde çalışıyor olun, ister sevdiklerinizle vakit geçiriyor olun, ister kişisel gelişiminizi yansıtıyor olun, bu tamamen mevcut ve ilgili olmanızla ilgilidir. Ve kaçınılmaz olarak engeller ortaya çıktığında, mesele onlarla cesaret ve dayanıklılıkla yüzleşmek, zorlukların üstesinden gelmek için iç gücünüzü kullanmaktır. Peki kendi hayatında sahip olduğun her şeyi vermeye nasıl başlayabilirsin? Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu tanımlayarak başlayın. Temel değerleriniz, en değer verdiğiniz hedefleriniz ve en derin tutkularınız. Daha sonra tüm kalbiniz ve ruhunuzla bunların peşinden gitmeye kararlı olun. Kendiniz için yüksek standartlar belirleyin ve her gün bunları karşılamaya çalışın. Bunu bir zorunluluk duygusuyla değil, tam ve özgün bir şekilde yaşamak için gerçek bir arzuyla hareket ettiğiniz için yapın. Unutmayın, sahip olduğunuz her şeyi vermek tek seferlik bir eylem değildir. Bu bir yaşam biçimidir. Bu her gün, her an, her nefeste yaptığınız bir seçimdir. Unutmayın, sahip olduğunuz her şeyi vermek tek seferlik bir eylem değildir. Bu bir yaşam biçimidir. Bu her gün, her an, her nefeste yaptığınız bir seçimdir. Ve bu felsefeyi benimsedikçe, bunun sizi yalnızca hedeflerinize doğru itmekle kalmayıp, aynı zamanda yolculuğunuza derin bir doyum ve amaç duygusu getirdiğini de keşfedeceksiniz. Öyleyse gelin, her şeyimizi vermek, sarsılmaz bir tutku ve amaç ile yaşamak ve kalıcı bir mükemmellik ve erdem mirası yaratmak için birbirimizi destekleyip ilham vererek bu yola birlikte çıkalım. Çünkü sonuçta önemli olan sadece neyi başardığımız değil, bu süreçte kim olduğumuzdur. Dikkat dağıtıcı şeylerle, baştan çıkarıcı şeylerle ve dürüst olalım. Yoldan sapmak için pek çok nedenle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ancak gerçek sihrin gerçekleştiği yer burasıdır. Çevrenizdeki tüm gürültü ve kaosa rağmen yolunuza çıktığınızda daha büyük bir şeyi savunuyorsunuz demektir. Yolculuğunuzu, değerlerinizi ve nihayetinde kendinizi onurlandırıyorsunuz. Stoacılar, hayatın bizi gerçek amacımızdan saptırabilecek dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu olduğunu anlamıştı. Ama aynı zamanda rotada kalmanın, ilkelerine ve hedeflerine bağlılıklarında kararlı kalmanın gücünü de biliyorlardı. Stoacılara göre yolunda ilerlemek sadece kişisel başarıyla ilgili değildi. Bu bir dürüstlük ve karakter meselesiydi. Peki kendi yolunda kalmak senin için ne anlama geliyor? Hayattaki yönünüz konusunda net olmak, neyi temsil ettiğinizi, neye ulaşmak için çabaladığınızı ve nasıl bir insan olmak istediğinizi bilmek anlamına gelir. Bu, fırtınalar çıksa ve sular dalgalansa bile, hedefinizi belirlemeniz ve ona göre yol almanız anlamına gelir. Ancak işin can alıcı kısmı şu, yolunuzda kalmak katı veya esnek olmamak anlamına gelmez. Hayat tahmin edilemez ve rotanıza sadık kalmanın bir parçası da uyum sağlamak, deneyimlerinizden ders almak ve gerektiğinde yelkenlerinizi ayarlamaktır. Önemli olan bu ayarlamaların her zaman temel değerlerinizle ve nihai vizyonunuzla uyumlu olmasıdır. Peki yolunuzda kaldığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Kişisel farkındalıkla başlar. Değerleriniz, hedefleriniz ve yaşamınızla ilgili vizyonunuz üzerinde düşünmek için zaman ayırın. Bunları bir yere yazın, sık sık tekrar ziyaret edin ve pusulanız olarak kullanın. Zorlayıcı veya popüler olmasa bile yolunuzla uyumlu seçimler yapmak için disiplini geliştirin. Ve unutmayın, dayanıklılık çok önemlidir. Engeller veya aksiliklerle karşılaştığınızda bunları kararlılığınızı güçlendirecek ve yolculuğunuza olan bağlılığınızı derinleştirecek fırsatlar olarak görün. Başarıyı elde ettiğimiz sonuçlarla ölçerek sıklıkla gözümüzü ödülden ayırmamamız öğretilir. Peki ya size, sonuçlara olan bağlılığınızı bırakmanın muazzam bir özgürlük ve güç olduğunu söylesem,
Stoacılığın parladığı yer burasıdır ve bize hayata yaklaşımımızı ve başarı anlayışımızı dönüştürebilecek son derece özgürleştirici bir bakış açısı sunar. Stoacılar bize kontrolümüz altında olan ve olmayan şeylerin olduğunu öğretir. Çabalarımız, niyetlerimiz ve tutumlarımız bize bağlıdır. Ancak sonuçlar genellikle bizim elimizde olmayan faktörleri içerir. Sonuçlara odaklandığımızda kendimizi hayal kırıklığına ve hatta umutsuzluğa hazırlıyoruz çünkü gerçekten kontrol edemediğimiz bir şeye tutunuyoruz. Peki odağınızı sonuçlardan uzaklaştırmak ne anlama geliyor? Bu, ister iş yerindeki bir proje, ister kişisel bir hedef, ister bir ilişki olsun, kalbinizi ve ruhunuzu çabalarınıza dökmek, elinizdeki göreve, elinizden gelenin en iyisini yapmak anlamına gelir. Bu, nihai sonuca aşırı derecede bağlanmadan sürece tam olarak katılmak, sürecin sunduğu zorlukları ve öğrenme fırsatlarını benimsemek anlamına gelir. İşinizi tutkuyla ve özenle yapmanın ne kadar özgürleştirici bir his olduğunu hayal edin. Bunun size getireceği ödüller ya da tanınma açısından değil, sadece yaptığınız işe inandığınız için. Stoacı bilgeliğin özü budur. Yalnızca potansiyel meyvelerinde değil, eylemlerinizin kendisinde tatmin ve anlam bulmak. Ancak açık olalım, sonuçlara odaklanmamak, başarıya kayıtsız kalmak veya hedef koyamamak anlamına gelmez. Bunun yerine başarıyı kendi eylemleriniz ve karakteriniz açısından yeniden tanımlamakla ilgilidir. Dürüstlükle, cesaretle ve kararlılıkla hareket ettiniz mi? Büyüyüp öğrendin mi? Bunlar stoacı görüşe göre başarının gerçek ölçüleridir. Peki bu zihniyeti hayatınıza dahil etmeye nasıl başlayabilirsiniz? Değerlerinizi ve nasıl bir insan olmak istediğinizi düşünerek başlayın. Hedeflerinizi bunları göz önünde bulundurarak, kazanmayı umduğunuz dış ödüllerden ziyade, geliştirmek istediğiniz niteliklere ve gerçekleştirmek istediğiniz eylemlere odaklanarak belirleyin. Sonuçlar konusunda kaygılanmaya başladığınızı fark ettiğinizde, kendinize gerçekte neyin sizin kontrolünüzde olduğunu nazikçe hatırlatın ve enerjinizi çabalarınıza ve tutumlarınıza yönlendirmeye çalışın. Hayatınızı bir ayna gibi yaşadığınızı, sadece dışarıya yansıttığınızı değil, aynı zamanda içinizde olanı da yansıttığınızı hayal edin. Eğer olumsuzluk, korku ya da acıyla doluysanız, bu özellikler deneyimlerinizi ve etkileşimlerinizi lekeleyecektir. Tersine, nezaket, dayanıklılık ve dürüstlük gibi erdemleri geliştirirseniz, bu nitelikler hayatınızda parlayacak ve olumlu deneyimler ve ilişkiler çekecektir. Stoacılar güçlü, erdemli bir karakter geliştirmenin önemini vurgularlar çünkü bunun iyi bir yaşamın üzerine inşa edildiği temel olduğunu anlamışlardır. Etrafınızdaki dünyayı kontrol edemeyeceğinize, ancak o dünyada kim olmayı seçtiğinizi kontrol edebileceğinize inanıyorlardı. Kendinizin en iyi versiyonu olmaya odaklandığınızda, doğal olarak bu nitelikleri yansıtan bir hayat yaratırsınız. Peki bu, neysen onu alırsın ilkesini günlük yaşamınızda nasıl somutlaştırabilirsiniz? Düzenli olarak öz değerlendirme yaparak başlayın. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı eleştirel ama şefkatli bir şekilde inceleyin, gelişebileceğiniz ve gelişebileceğiniz alanları belirleyin. İster zorluklar karşısında cesaret, ister hedeflerinize ulaşmada kararlılık, ister başkalarına karşı şefkat olsun, sizinle rezonansa giren erdemleri aktif olarak geliştirin. Unutmayın, bu mükemmel olmakla ya da asla hata yapmamakla ilgili değil. Bu, içsel durumunuzun ve onun dışsal tezahürlerinin bilincinde olmanızla ilgilidir. Bu, zorlu olsa bile eylemlerinizi en yüksek değer ve ilkelerinizle uyumlu hale getirmeye çalışmakla ilgilidir. Ve siz de hepimiz gibi bocaladığınızda bu deneyimlerinizden ders çıkaracak ve kişisel gelişim yolculuğunuza devam edecek, alçak gönüllülüğe ve dayanıklılığa sahip olmakla ilgilidir. Bu stoacı bilgeliği benimseyerek, gerçekliğinizin mimarı olma konusunda kendinize güç verirsiniz. Başınıza gelen her şeyi kontrol edemeseniz de, nasıl tepki vereceğiniz ve kim olmayı seçeceğiniz konusunda muazzam bir güce sahip olduğunuzun farkındasınız.
ve varlığınızı en yüksek ideallerinizle hizaladığınızda, etrafınızdaki dünyanın da aynı kalite ve derinliği yansıtmaya başladığını göreceksiniz. Şimdi kendi hayatınızda karşılaştığınız engelleri düşünün. İster küçük rahatsızlıklar, ister muazzam aksilikler olsun, hepimizde bu sorunlar var. İçgüdüsel tepkimiz, hayal kırıklığı, cesaret kırıklığı ve hatta umutsuzluk olabilir. Peki ya bunun yerine bu engelleri gizli hediyeler, kişisel gelişim ve kendini keşfetme için katalizörler olarak görseydik? Bu Stoacı prensibin özü budur. Stoacılar engellerden söz ederken küstahça davranmıyor ya da hayatın zorluklarını küçümsemiyorlardı. Zorlukların getirebileceği acıyı ve zorluğu tamamen kabul ettiler. Ancak her engelin içinde eşit veya daha büyük bir faydanın tohumunun yattığına da inanıyorlardı. Deneyimimizi tanımlayan engelin kendisi değil, ona verdiğimiz tepkidir. Engeli bir yol olarak görmeyi seçerek, koşullarımızın pasif kurbanları olmaktan, değişimin aktif, güçlü temsilcilerine dönüşürüz. Peki, engel yoldur. Sözünü günlük yaşamınızda nasıl uygulayabilirsiniz? Bakış açınızı yeniden çerçeveleyerek başlayın. Bir zorlukla karşılaştığınızda durun ve kendinize şu soruyu sorun. Bundan ne öğrenebilirim? Bu durum büyümeme nasıl yardımcı olabilir? Engellerin enerjinizi ve ruhunuzu tüketmesine izin vermek yerine onları dayanıklılık, yaratıcılık ve azim oluşturmak için basamak taşları olarak kullanın. En ödüllendirici yolların genellikle en dik tırmanışları içerdiği anlayışını benimseyin. Katlandığınız mücadeleler, aştığınız engeller ve sergilediğiniz kararlılık, karakter gelişiminize ve kişisel anlatınıza katkıda bulunur. Her engel, sizi daha güçlü, daha bilge bir bireye dönüştürecek şekilde sabır, cesaret ve uyum sağlama gibi erdemleri uygulama fırsatıdır. Dahası, engellerin üstesinden gelmenin çoğu zaman yenilikçi düşünceyi ve alışılmışın dışında girişimlerde bulunma isteğini gerektirdiğini unutmayın. İşte bu deneme anlarında ufkumuzu genişletmeye, kalıpların dışında düşünmeye ve sahip olduğumuzu bilmediğimiz yeni güçlerimizi keşfetmeye itiliriz. Engellere karşı Stoacı yaklaşımı benimserken, aynı zamanda onların olanak sağladığı büyümeye karşı şükran duygusunu da geliştiriyoruz. En derin derslerin çoğu zaman zorluklar karşısında öğrenildiğini kabul ederek, yolculuğu tüm dönemeçleri ve dönüşleriyle takdir etmeyi öğreniyoruz. Hayatın görkemli dokusunda, hırslarımızın ölçeği veya karşılaştığımız zorlukların karmaşıklığı karşısında bunalmak kolaydır. Benim küçük katkım ne gibi bir fark yaratabilir diye düşünebiliriz. Ancak olay şu, her büyük başarı, her biri bireysel, önemsiz gibi görünen eylemlerle hazırlanmış parçaların toplamıdır. Stoacılar büyük sonuçları kontrol edemediğimizi anladılar. Seçimlerimizi an be an kontrol ediyoruz. Bize elimizdeki işin büyüklüğü karşısında felce uğramadan veya uzaktaki hedefe aşırı takılıp kalmadan şu anda doğru ve gerekli olanı yapmayı, şimdiye odaklanmayı öğretiyorlar. Yapabildiğiniz kadar az yapın, katkılarımız ne kadar küçük veya mütevazi görünürse görünsün, bizi hayata aktif ve amaçlı bir şekilde katılmaya teşvik eden bir eylem çağrısıdır. Peki bu prensibi nasıl hayata geçirebiliriz? Büyük hedeflerinizi daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölerek başlayın. İleriye doğru küçük bir adım olsa bile bugün neler başarabileceğinize odaklanın. Unutmayın, önemli olan eylemin boyutu değil, tutarlılık ve devamlılıktır. Her küçük adım sonuçta daha büyük arzularınızı destekleyecek bir temel oluşturan bir yapı taşıdır. Üstelik bu Stoacı zihniyet bizi sadece sonuçta değil, sürecin kendisinde de değer ve anlam bulmaya teşvik ediyor. Yapabileceğimizin en azını yapmaya odaklandığımızda daha mevcut, daha ilgili ve çoğu zaman daha etkili oluruz. Büyümenin ve tatminin günlük çabalarımızdan ve tutumlarımızdan kaynaklandığının bilincinde olarak yolculuğu tüm dönemeçleri ve dönüşleriyle takdir etmeyi öğreniyoruz. Bu felsefeyi benimserken aynı zamanda alçak gönüllülüğü ve dayanıklılığı da geliştiriyoruz. Her şeye gücü yetmediğimizi kabul ediyoruz, ancak aynı zamanda eylemliliğimizi ve etkimizi de onaylıyoruz.
ilerleme yavaş ya da görünmez görünse bile becerikli olmayı, uyum sağlamayı ve sebat etmeyi öğreniriz. Başarının genellikle maddi zenginlik, iş unvanları veya sosyal medya takipçileriyle ölçüldüğü bir dünyada gerçekten neyin önemli olduğunu gözden kaçırmak kolaydır. Peki ya bir adım geri atıp başarı kriterlerimizi yeniden değerlendirsek? Stoacılar bize gerçek başarının bir şeyler elde etmek ya da başkalarını etkilemek olmadığını öğretiyor. Güçlü bir karakter geliştirmek, doğaya uygun yaşamak ve insan olarak rollerimizi yerine getirmekle ilgilidir. Koşullarımız ne olursa olsun dürüst, adil, cesur ve bilge olmakla ilgilidir. Başarıya yönelik bu yaklaşım inanılmaz derecede güçlendiricidir. Çünkü gücü sıkı bir şekilde kendi ellerimize verir. Ekonomiyi, iş piyasasını veya başkalarının fikirlerini kontrol edemeyebiliriz. Ama kendi erdemlerimizi ve eylemlerimizi her zaman kontrol edebiliriz. Peki başarı tanımımızı değiştirmeye nasıl başlayabiliriz? İç gözlemle başlar. Gerçekten neye değer verdiğinizi ve nasıl bir insan olmak istediğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın. Başkalarında hayran olduğunuz ve kendinizde geliştirmeyi arzuladığınız nitelikleri düşünün. Ardından kişisel gelişiminize ve başkalarının hayatlarına nasıl olumlu katkıda bulunabileceğinize odaklanarak bu değerlerle uyumlu hedefler belirleyin. Başarıyı yeniden tanımlamak aynı zamanda sadece sonucu değil, süreci de takdir etmeyi öğrenmek anlamına gelir. Anında ödüllere yol açmasalar bile çabalarınızı, dayanıklılığınızı ve ilerlemenizi kutlayın. Unutmayın, stoacılıkta başarı, hedeflerinize ulaşma konusunda olduğu kadar zorluklarla ve aksiliklerle nasıl karşılaştığınızla da ilgilidir. Bu, dış koşullar ne olursa olsun bütünlüğünüzü ve soğukkanlılığınızı korumanızla ilgilidir. Ayrıca başarı tanımınızı değiştirmek daha fazla doyuma ve mutluluğa yol açabilir. Sürekli olarak dış onayın peşinde olmadığınızda, size gerçekten neşe ve tatmin getiren şeylere odaklanmakta özgürsünüz. Erdem peşinde koşmanın ve dünyayla anlamlı bir bağ kurmanın herhangi bir dışsal başarıdan çok daha ödüllendirici olduğunu muhtemelen göreceksiniz. Başkalarının onayına bu kadar önem verilen bir toplumda, beğenilme arayışı içinde kendimizi kaybetmek, temel değerlerimizi ve motivasyonlarımızı unutmak kolaydır. Ancak stoacılık bu dışsal yönelime karşı güçlü bir panzehir sunar ve bize değerimizin ve seçimlerimizin başkalarının geçici görüşlerine değil, kendi ilkelerimize ve erdemlerimize dayanması gerektiğini hatırlatır. Stoacılar bize onay almanın bir tür köleleştirme olabileceğini öğretiyor. Başkalarının kaprislerine ve yargılarına rehin oluruz, onların algılarının eylemlerimizi ve öz saygımızı belirlemesine izin veririz. Ancak kendimizi bu dışsal onaylanma ihtiyacından kurtardığımızda derin bir özgürlük ve özgünlük duygusu kazanırız. Bize popülerlik ya da övgü kazandırıp kazandırmadığına bakmaksızın kendi değerlerimize ve inançlarımıza göre hareket edebilir, gerçekten doğru ve anlamlı olduğunu düşündüğümüz şeyin peşinden gidebiliriz. Peki davranışlarımızı beğenilme arzusundan ayırmaya nasıl başlayabiliriz? Her şeyden önce güçlü bir kişisel farkındalık duygusu geliştirmeyi gerektirir. Motivasyonlarımızı anlamamız, dışarıdan onaylanma arzusuyla yönlendirilen eylemler ile gerçek benliğimizden kaynaklanan eylemler arasında ayrım yapmamız gerekiyor. Bu her zaman kolay değildir. Dürüstlük ve iç gözlem gerektirir. Ancak bu, daha özgün ve tatmin edici bir hayat yaşamaya yönelik çok önemli bir adımdır. Daha sonra kendi yargılarımıza ve kararlarımıza olan güvenimizi geliştirmeliyiz. Stoacılar, eylemlerimize rehberlik etmede aklın ve bilgeliğin önemini vurgular. Kendi muhakememize güvendiğimizde ve eylemlerimizi gerekçeli kanaatlerimizle uyumlu hale getirdiğimizde, başkalarının onayına daha az bağımlı hale geliriz. Popüler olmasalar veya yanlış anlaşılsalar bile seçimlerimizde kararlı kalabiliriz. Çünkü bunların en derin ilkelerimize dayandığını biliyoruz. Herkes tarafından beğenilmemenin sadece normal değil, aynı zamanda normal ve kaçınılmaz olduğu fikrini benimsemek de önemlidir. Hepimiz kendi değerlerimiz,
inançlarımız ve bakış açılarımız olan eşsiz bireyleriz. Herkesi memnun etmek imkansızdır ve bunu yapmaya çalışmak, sürekli değişmemizi, başkalarının beklentilerine uyum sağlamamızı ve bu süreçte benlik duygumuzu kaybetmemizi gerektirir. Kendimize özgün ve dürüst olmaya odaklanarak, gerçek saygıya ve ortak değerlere dayanan doğru türden ilişkileri çekeriz. Eleştiri veya reddedilmeyle karşı karşıya kaldığımızda bile, Stoacı ilkelerimize sadık kalarak dürüstlükle yaşadığımızı bilmek bizi teselli edebilir. Sürekli zamanımızı, dikkatimizi ve enerjimizi talep eden bir dünyada hayır demeyi öğrenmek paha biçilmez bir beceridir. Bu sadece yapmak istemediğimiz şeyleri reddetmekle ilgili değil, önceliklerimizi, değerlerimizi ve özerkliğimizi onaylamakla ilgilidir. Stoacılık bize gerçekten önemli olana ve kontrolümüz altında olana odaklanmayı öğretir ve bazen bu, temel değerlerimizle uyuşmayan isteklerin, fırsatların ve hatta taleplerin reddedilmesi anlamına gelir. Stoacılar, kendi sınırlarımızı tanımayı ve onurlandırmayı da içeren doğaya uygun yaşamanın savunucularıydı. Zamanımızın ve enerjimizin sınırlı kaynaklar olduğunu ve bunları nasıl dağıtacağımız konusunda dikkatli olmamız gerektiğini anladılar. O halde hayır demek çok önemli bir muhakeme egzersizi haline gelir. Kendimizi yalnızca acil olana veya bizden talep edilene değil, gerçekten anlamlı ve faydalı olana adadığımızdan emin olmanın bir yolu haline gelir. Ancak dürüst olalım, hayır demek inanılmaz derecede zorlayıcı olabilir. Özellikle memnun etmeye şartlandığımızda veya başkalarını kaçırmaktan veya hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğumuzda cesaret gerektirir. Ancak Stoacı yaklaşım bize kendi muhakememize değer vermeyi ve korku ya da toplumsal baskıya göre değil, akıl ve erdeme dayalı kararlar almayı öğretir. Stoacılığın bilgeliğini benimseyerek, yaşam boyunca yolculuk ederken, en büyük gücümüzün kendi içimizde, tepkimizi seçme, gerçekten önemli olana odaklanma ve lütufla vazgeçme yeteneğimizde yattığını öğreniriz. Unutmayın, sükunet ve doyuma giden yol, dışsal övgülerde veya mülklerde değil, erdemin, dayanıklılığın ve iç huzurun geliştirilmesinde bulunur. Bugün bu yolculukta bana katıldığınız, Stoacı günlüğün ayrılmaz bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen ekranda önerilen videolardan birini izleyerek keşfetmeye ve anlayışınızı derinleştirmeye devam edin. Birlikte daha güçlü, daha bilge ve bizi amaç ve anlam dolu bir yaşama doğru yönlendiren ilkelere daha fazla dayalı olarak büyüyoruz.